Yeni bir videodan herkese merhaba. Şu anda Bilişim Vadisi'ndeyiz. Burada çok güzel bir etkinlik olacak. Etkinliğin katılımcıları arasında hepsi burada var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı da gelecek. Hareket eden bir robotumuz da var hemen şurada. Şimdi çok önemli bazı işbirlikleri açıklanacak. Yapay zeka, sonrasında Türkiye'de üretilen ürünlerin ihraç edilmesi, pazarlanması konusunda önemli teknolojiler bildirilecek, duyurulacak. Biz de bunları sizlere aktaracağız. Dilerseniz önce bir etkinlik ortamını görelim. Sonrasında da özel bir röportajla karşınızda olacağım. Hangi şehrim bu? Şu anda Taraklı. Taraklı. Evet, Taraklı. Bak şimdi bu adamın Sakarya'da evi var. İki tane de çocuğu var. Evet. Annesi babası var. Bunu ona hediye ederim. Bize fikrini söylesin. Tabii. İftardan sonra baksınlar, tamam mı? Ben bunun kutu açılışını yapacağım Sayın Bakanım. Ha. Şimdi Bilişim Vadisi'ndeyiz. Evet. Hepsi buradayla beraber çok güzel bir işbirliğine biz şahit olduk. Evet. İzleyicilerimiz bu işbirliği hakkında bilgi almak isteyebilir. Yapay zeka bizim zaten radarımızda olan bir teknoloji. Burası Bilişim Vadisi. Neler söylemek istersiniz? Dünyada trend elektronik ticarete doğru gidiyor ve elektronik ticaret platformları da artık bir alışveriş ortamından ziyade teknoloji şirketine dönüşmeye başladı. Bu manada yapay zeka teknolojisini kullanmak hem ticaretin genel olarak payını büyütmek hem de elektronik ticaretin payını büyütmek ve müşterilere çok daha güzel bir deneyim sunmak açısından önemli. Hepsi buradayla bir işbirliğine gidiyoruz. Yapay Zeka Enstitümüzle birlikte elektronik ticarete dönük teknolojileri, algoritmaları hep beraber geliştireceğiz. Bu geliştirdiğimiz teknolojiler hepsi buradaya münhasır olmayacak. Buradaki teknolojileri, algoritmaları biz bütün sektöre açacağız. Bu manada da sektörün gelişimine önemli bir katkı sağlayacağız. Hanzade Hanım konuşmasında bahsetti. Nasıl kitap tavsiyesiyle, müşteri profiline uygun kitap tavsiyesiyle kitap satışlarını arttırdıklarından bahsetti. Evet, bu belki hepsi burada için satış arttırma anlamında güzel bir şey. Para kazanmasını arttırıyor. Ama insanlara da ihtiyaçlarını giderecek şekilde alternatif sunması bu manada müşteri deneyimi açısından çok değerli. İşte bunun gibi alanlarda yapay zekada beraber çalışacağız. Bu önemli. İşte burada da coğrafi işaretlerle ilgili sana da tatlımızı hediye ettik. Bir çalışma var. Hanzade Hanım 2 sene oldu mu bana gelin? Sanıyorum oldu. 2 sene önce bana geldiğinde bölgesel kalkınma her şehrin, her ilçenin gelişimi açısından önemli. Bu manada bu ürünlerin daha fazla ön plana çıkması yereli kalkındırmak açısından çok daha büyük bir katma değer oluşturabilir. İşte burada da bir işbirliğine giderek Türk Patent ve Marka Kurumumuzla beraber hepsi buradayla coğrafi işaretli ürünlerin satışının arttırılması, buradaki farkındalığın arttırılmasına dönük bir işbirliği yapıyoruz. Burada ilk örneklerini görüyoruz. Bu 2 alan değerli, tüm sektöre örnek olması gerekiyor. Ben de Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum ve biz Türkiye'nin hepsi buradası olarak sektöre fayda sağlamaya, ülkemize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepsi burada CEO'su da şu anda Murat Bey de yanımızda. Bu işbirliğiyle beraber neler söylemek istersiniz? Aynı şekilde ben hem Sayın Bakanımıza ve Hanzade'ma katılıyorum. Bu bir küçük girişimcinin, birçok yeni girişimcinin, birçok bölgesel girişimcinin önünü açan bir teknolojik atılım. İnşallah bundan sonrasında bunu daha yaygınlaştığını, başka platformlara, başka sektörlere örnek olduğunu göreceğiz. Bu bir başlangıç ve arkasından da daha nice başarılı örneklerin çıkacağını düşünüyorum. Anadolu coğrafyasında bulunan bütün ürünleri tespit ederek bunların satışını gerçekleştiriyoruz. Ve yeri geliyor coğrafi şart ürünü almayan firmaları da destekleyerek onların coğrafi şart almalarına da öncülük ediyoruz bu konuda. Örnekte Taraklı Uğur Tatlısı'nda da biz üreticimizi bilgilendirerek onların coğrafi şart almasını sağladık. Coğrafi işarette 2 tip var. Birisi menşe işaret, birisi de maharet işaret. Bu maharet işaret. Maharet işaret de içeri
gerisinde o bölgenin dışında olan ürünlerin de olduğunu gösterir. Ama menşe işaret, mesela pulber özelinde söyleyelim, sadece o yöreye ait olan ürün var demektir. Geldik videonun sonuna. Sahnede hakikaten çok güzel bir şov yaptı ama bizim aklımızda kalan üreticiye olan destek, hem de bunun teknolojiyle yapılması, bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Olan biteni Shifter Lead farkıyla sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Böyle etkinlikleri yerinde takip edip çok hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İşbirliği hakkındaki yorumlarınızı da lütfen paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.